Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime her zaman olduğu gibi sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı da sunuyorum. Bir Eskişehirli olarak ve özellikle benim memleketimde meşhur olan çiğ börek, yani içi nasıl olursa olsun kıymalı, peynirli vesaire bir hayli meşhurdur. Ben de bu sefer önceden kıymalısını yapmıştım. Şimdi de sizlere peynirlisini sunuyorum. Şöyle temsili misali 1 su bardağı un koydum ama daha koyacağız. 1 su bardağı ılık su, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek tabağı olacak şekilde peynir, biraz da böyle maydanoz. Ben biraz daha peynir ilavesi yaptım. Şöyle bir kibrit kutusu kadar yeterli gelmedi. Yani sizler bir yemek tabağı dolusu olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle eleyerekten koyuyorum. Çünkü unda bir sürü pütür var. 1 su bardağı unu daha evvelinde elemiştim. Sizlere hatta şöyle gösterdim. İkinciyi koymuştum ve üçüncüyü de gördüğünüz gibi koyuyorum. Toplamda 3 su bardağı un koydum. Tuzlu da koyuyorum. Şöyle bir karıştırma işlemi yapıyorum. 1 su bardağı ılık su veya hani soğuk da olabilir ama çünkü mayalı veya kabartma tozlu bir hamur değil bu, ama yine de sizler ılık suyunuzu ılık yaparsanız daha verimli olacaktır. Böyle mayalanmaya vesaire hiç gerek yok. Bu şekilde bir yoğurma işlemi yaptık. Taş gibi katı olmasın ama böyle çok cıvık bir hamur da olmasın. Ben şöyle 8 parçaya kestim, mümkün olduğunca eşit parçalara. Sizler gayet az ölçüyle yapıyorum çünkü evdeki kişi sayısı çok az. Günlerce de böyle bayatlamasın, o anda yiyelim istiyorum. Bu yüzden ölçülerim az, fark ettiyseniz. Sizler daha kalabalıksanız 1 su bardağı su yerine 2-3 su bardağı su ve ununuzu da, tabii ki unun kalitesi değişecektir ama hani ununuzu da 2'ye 3'e 4'e katlayabilirsiniz. Verdiğim ölçüleri 2'ye 3'e, dediğim gibi 4'e katlayabilirsiniz. Şöyle bir yemek tabağı olacak şekilde açma işlemi yapıyorum. 1 milim inceliğinde olacak şekilde, yani mümkün olduğunca ince açmaya çalışalım. Kalın açmayalım. Ve tahmini miktar peynirli harçtan koyduktan sonra şu şekilde, bakın o kadar da güzel bir hamur. Hepsinde aynı işlem, aynı şekilde undan da yardım olaraktan, çünkü yağlı vesaire bir hamur değil. Oklavaya veya merdaneye yapışabilir. Bu yüzden undan yardım olaraktan mümkün olduğunca, dediğim gibi bir yemek tabağı büyüklüğünde olacak şekilde açıyoruz. Peynirli harçta hani yetsin diyerekten çok da abartılı koymadım. Ama dilerseniz hani sizler biraz daha fazla koyabilirsiniz. Kıymalısı çok güzel oluyor. Onun da linkini atarım ben. Evvelinde kıymalı zaten paylaşmıştım. Bu şekilde hepsini tek tek tabii ki göstermedim sizlere. Bir iki tane açtıktan sonra bu şekilde hepsini gösteriyorum. Kızartmaya başlamadan evvel tavamı da şöyle ocağın orta bölümüne koydum. Ocağı açtım. Isınsın ve de ısındıktan sonra da tahmini miktar bol olsun şöyle. Ayçiçek yağı koyuyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Yağ da ısındıktan sonra, yakmamaya da dikkat edelim yağımızı. Isındığını anladıktan sonra hemen artık gördüğünüz gibi çiğ böreklerimi koyuyorum. Kesinlikle ısınmayan tavaya veya ısınmayan yağın içine koymayın, kabarmayacaktır. Artık her ne yaparsanız, mesela işte pişi yapıyorsanız veya işte başka bir çeşit herhangi bir hamur işi, börek vesaire yaparsanız kesinlikle kabarmayacaktır. Tavanız veya yağınız, yani her ikisi de ısınmış olsun. Lütfen buna da dikkat edelim. Verimli olmayacaktır. Gördüğünüz gibi her ikisini ısıttıktan sonra böyle mümkün olduğunca sık sık çevirmeye çalışalım. Yalnız böyle çok gevrek bir hamur. Çünkü hani maya yok, kabartma tozu yok. Bakın bu şekilde de kabarıyor. Sizlere özellikle şöyle yakından göstermeye çalışıyorum. Kabarıyor. Sürekli hani böyle çevirin. Daha güzel kabarsın arkalı önlü. Tamamıyla kızarmasını beklemeyin. Birkaç defa çevirin. Evet, onu diyordum. Böyle çevirirken de spatulanızı, yani şu hani benim kullandığım mutfak aletini. İçine kesinlikle hani yırtmamaya çalışın hamuru. Çok böyle hani kıtır kıtır bir hamur. Parçalandığı anda elinize, yüzünüze yağ sıçrayacaktır. İçinden peynirler çıkaraktan. İşte bakın bu şekilde kızaranları şöyle sizlere gösteriyorum. O kadar güzel ki kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Yani hiç yapmayanlar bakın kabarıklığını da görüyorsunuz. Pofuduk pofuduk kabarıyor. Çok da güzel. Hiç denemeyenler, hatta cesaret edemeyenler, diyorum ki en kolay bir tarif. Kesinlikle sizler de yaparsınız. İşte hepsini kızarttım soğumasını da beklemeden. Bu şekilde biz sabah kahvaltısında veya hani öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde de yiyebilirsiniz. Ara öğünlerde de yiyebilirsiniz. Ben sabah kahvaltısı için hazırlamıştım. Çok güzel oluyor. Yani ben bir Eskişehirli olarak tekrar söylüyorum. Çok beğeniyorum lezzetini. Patatesi de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde içine hangi harcı koymak istiyorsanız, hangi malzemelerle yapmak istiyorsanız ama hamurunu bu şekilde yapın diyorum. Yoğurt vesaire, yağ, başka şeyler de koyuyorlar. Orijinal tarifi budur. Videomun sonuna gelmişim. Bana destek amaçlı videomu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Daha çok kişiye ulaşacaktır inşallah sizlerin sayesinde. Sormak istediklerinizi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Şu ana kadar abone değilseniz inşallah videomu beğenip abone olursunuz. Kalıcı takipçim olursunuz. Like atalım emeğe saygı için. Hoşça kalın.